Bir düşünelim. Sıradan bir su birikimine sözler tesir ederken, insanlara ve gün içinde kendimiz için kullandığımız sözler nasıl tesir eder? Günlük hayatımızda olumlu bir dil kullanmayı alışkanlık haline getiriyor muyuz? Soğuk aldıklarında kendilerini bir doktora gitmek zorunda hisseden kişiler de vardır. Bu insanlar sadece dinlenerek iyileşmezler. Çünkü hafif hasta olsalar bile kaygılı ve korkulu olma eğilimindedirler. Bu durumda normalde kendini iyileştirme gücüyle tedavi edebilir bir hastalık iyileşmeyebilir. Ben hep hasta olurum derseniz, içinizde dolaşan su o kaliteye bürünüp bunu hücrelere yansıtır ve sizi hasta edebilir. Kaba ve çirkin davranışlar ve seslerden cansız zannettiğimiz suyun iyi ve kötü sözlerden etkilendiği fotolarda açıkça görülebiliyor. Şefkat, teşekkürler, bilgelik, heavy metal müzik, seni öldüreceğim, seni aptal. Low, thank you, I hate you. İletişime geçtiğimiz tüm canlıların bünyesinde fazlasıyla bulunan su her türlü etkiden olumlu veya olumsuz etkilenmektedir. Masaru Emoto birçok dilde dualar, güzel sözler ve kötü sözleri suya söylemiş, bazen de sözleri suya göstermiş, daha sonra suları dondurup sözler olan tepkisini mikroskopla kristallerini incelemiştir. Su, kendisine gösterilen sözcüğü basit bir desen olarak görmüyordu, tersine onun anlamını anlıyordu. Su, sözcüğün iyi bilgi taşıdığını fark ettiğinde kristaller oluşturdu. Emoto'nun çekmiş olduğu su kristal fotoğraflarından bazı örnekler. Emoto, suyun bilinmeyen gücü kitabında en çok etkilendiği, adeta çiçek açar gibi açan ve etkisinde kaldığı sözcüğü şu şekilde belirtmiştir. Suya çok sayıda sözcük gösterip bunun sonucunda oluşan kristallerin fotoğraflarını çekerken gözlerim bir fotoğrafa takılıp kaldı. Görmüş olduğum diğer su kristali resimlerinden daha güzeldi. Güzelliği beni büyülemişti. Bu kristal sanki tamamen açan bir çiçek gibi güçlü bir şekilde açılmıştı. Sanki su yaşadığı keyfi ifade etmek ister gibi ellerini uzatmıştı. Bu suya gösterilen sözcükler sevgi ve minnettarlıktı. Sevgi ve şükran su kristali. Emoto, Suyun Bilinmeyen Gücü kitabında belirtmiş olduğu sevgi ve şükran fotoğrafının altına küçük bir not yazmıştı. Birçok kristal fotoğrafı çektik. Ama bunu gördüğümde beni nasıl etkilediğini hiç unutmayacağım. Umarım tüm hayatımızı sevgi ve şükran içinde geçiririz.